Merhaba, Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. İki haftalık bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bu hafta ben Gökçe Çiçek Köseda soracağım. Her zaman olduğu gibi Nuray Mert yanıtlayacak. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk, evet. Hoş bulduk çünkü ben bir Trabzon molasından geldim. İyi yaptınız, gayet iyi gelmiş görünüyorsunuz ama. Teşekkürler, sağ olun. Bu haftanın gündemi maalesef 41 madencinin hayatını kaybettiği maden patlaması ve biraz üzerinden zaman geçti ama sizinle konuşamadık. Tabii ki bu konuda sizin neler söyleyeceğiniz çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı, ardından Erdoğan'ın cevabı. Bunun siyasete etkisini biraz sormak istiyorum. Zamanımızda kalacaktır diye umuyorum. 41 madenci hayatını kaybetti. Raporlar maalesef Türkiye'nin maden alanında en çok işçisi ölen ülke olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kader planı dedi ama Soma'da da fıtrat demişti bu arada. Almanya'da örneğin Uluslararası Çalışma Örgütü raporlarına göre 2019 ve 2021 tarihleri arasında yalnızca 5 işçi hayatını kaybetmiş. Aynı raporda Türkiye ise birinci sırada. Genellikle Avrupa ve çevresindeki ülkeler bu kategoride değerlendirmeye alınmış. Türkiye birinci sırada, işte Almanya son sırada hayatını kaybeden işçi konusunda. Peki, Türkiye'de iş güvenliği konuşmak istiyorum. Yani niye önceliğimiz Türkiye gibi bir ülkede? Tabii ki bunun herhalde böyle kapitalist sistemden falan yani çok çok başa dönmek gerekecek ama bazı insanlar işte siyaseti karıştırmayalım, bu meseleye acımızı yaşayalım dedi. Sizce bu mesele siyaset, tam da siyasetle ilgili, tam da siyasetin ortasında bir konu değil mi? Siyaseti karıştırmamak mı gerekir böyle durumlara? Ne dersiniz? Vallahi aslında ben de izledim. Söylenebilecek her şey söylendi. Hani biz de bir tekrar etmiş olalım. Yani bunlara katılacak çok yeni bir şey yok. Ama altını çizdiğiniz gibi özellikle de bu işleri siyasete karıştırmayan, o kadar saçma sapan bir görüş olamaz. Çünkü bu tam da dediğiniz gibi siyasi bir konu. Neden siyasi bir konu? Çünkü iş güvenliği denilen şey, işveren mi daha fazla kar edecek, yoksa insan canı, çalışanın canı, can güvenliği mi önemli? Tam da siyasi olarak konuşulması, üzerinde tartışılması gereken bir konu. Ve daha önce de bu, biliyorsunuz, en acı örneği Soma idi. Çünkü 301 kişiydi. Ama bu her yıl yayınlanan almanaklar vardır. Ben gazetede yazarken, gazete köşesi yazarken bu almanakları her sene yayınlandığında, iş cinayetleri almanaklarını, bir mevzu ederdim. Şimdi bana da bir şekilde edinemiyorum. Tabii şeyden kopunca, medyadan, büyük ölçüde yazılı medyadan kopunca bu bağlantılar da azalıyor maalesef. Ama orada da gördüğümüz gibi, oralarda hep izlediğimiz gibi ve buna benzer yayınlarda, raporlarda izlediğimiz gibi aslında iş cinayetleri sadece kömür madenlerine mahsus değil. Tek tek veya 2-3 kişinin ölümü hiç zaten kayda geçmiyor. İnşaatlarda ölenler, iş yerlerinde sakatlananlar, bunların güvencesizliği sadece ölme meselesi de değil. Yani işte 20 yaşında, 21 yaşında insan kolunu kaybediyor ve hiçbir güvencesi yok çünkü sigortasız çalışılıyor. Bu kocaman bir mevzu. Tabii maden kazaları daha en riskli alan madenlerde çalışmak ve maden kazalarında birden fazla can. Bazen onlar işte Soma'da olduğu gibi yüzlerle ifade edilen sonuç verdiği ölümle sonuçlandığı için bu daha fazla dikkat çekiyor. O dönemde konuşuluyor. Ondan sonra gündemden kalkıyor. O dönemde konuşulması bile baksanıza işte siyasete alet etmeyin. Niye siyasete alet edilmeyecek? Bu konudan daha siyasi bir konu olabilir mi? Ve süreklilikte o Soma döneminde de çok tartışıldı. Gene bir rakam çok büyük olduğu için tartışıldı. İş güvenliği denilen bir şey var. Ve o çok basit bir formül. Daha fazla kar edeyim. Daha fazla, ki bu çok, bu son kazada da mevzu bahis edildi. Gene ortaya çıktı ki işte güvenlik. Kar, daha fazla kar, daha fazla üretim hırsının çok gerisinde kalıyor. İnsan canının bir değeri yok.
Bu yüzden de bu kazalar çok büyük can kaybıyla sonuçlanıyor. Çok vahim tablolar oluşuyor. Diğer taraftan tabii bu vesileyle bir kere bir yine böyle bir afet telaffuz edildi iktidar siyasetçileri tarafından. Bu bir afet değil, doğal afet değil. Kaldı ki biz doğal afetlerde de yani önlem alma konusunda deprem olsun, sel olsun değil mi? Bu tür benzer şeylerde de doğal afet olduğunda bile göktaşı çarpmış değil en nihayetinde. Yani önlem alınabilecek konularda bunu siyasetin konusu yapıyoruz ve yapmalıyız. Hı. Ayrıca bu doğal afet falan filan değil yani. Doğanın içerisinde girip işte ki enerji kaynağı buluyorsunuz. Onu güvenli bir şekilde çıkarmak durumundasınız. Bunun yani böyle başa geldi hiçbir şekilde kontrol edilemez filan bir tarafı yok. Üçüncüsü tabii bu vesileyle tekrar daha önce de bu işin fıtratında var demiş Cumhurbaşkanı. Tekrar bu kader tartışması açıldı. Neyse ki bu sefer yani iktidar partisinin içinden de yani bunun kaderle ne alakası var kardeşim şimdi bu işi kaderle geçiştirmeyin diye sesler çıktı. Bunlar çok daha erken çıkmalıydı. Ama yani ne olursa olsun şimdi de çıkması önemli bir şey. Buradan tartışmayı yürütmek lazım. Ve bir kez daha unutuluşa kurban etmemek lazım diye düşünüyorum. Yoksa yani tam da dini inançların siyasete alet edilmeyecek bir şey varsa siyasete o da dini inançlar ve dini değerler. Yani kaza ve kader inancını siz hemen böyle yetersizliklerinize, ihmallerinize, özensizliğinize, insan canına verdiğiniz değerin azlığına bir kılıf olarak kullanırsanız asıl siyasete alet edilmemesi konu gereken konu bu. Ve dediğim gibi bu da Türkiye'de görebildiğim kadarıyla zaten çok geniş ölçekte ve yeterince tartışılıyor. Benim dikkatimi başka bir şey de çekti. Yine aynı çerçeve içerisinde. Şimdi bu iktidar tabii ilk dönemlerinde dindar kesimin taleplerini temsil etmek, işte onların bir takım kırgınlıklarını, dışlanmışlıklarını bertaraf etmek gibi iddialarla iş başına geldi. Ve gerçekten de toplumdan gördüğü rağbet de bununla örtüşüyordu. Yani bu duyguyla örtüşüyordu. Biz bunu çok tartıştık. Hatta bu yüzden de işte benim adım AK Partili'ye falan çıkmıştı o zamanlar. Veya işte yok başörtüsü tartışması yüzünden İslamcılığa destek veriyor falan. Mesele bu değil. Hala bunun etkisi devam ediyor. Fakat artık iş öyle bir noktaya geldi ki Bekir Boz da efendim şehit maden şehitlerinin başında Kur'an okumuş. Bugün bir iktidar yanlısı gazeteci. Ne yani? İşte bunda yadırganacak ne var? Zaten işte Arya mı okusaydı filan diye. Son derece yakışıksız. Böyle bir noktadan tutturmuş. Ve ondan sonra bir kere daha bize bunu hatırlatmış ve demiş ki efendim zaten bu millet Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı'na hasretti. Kur'an okuyan bir bakan ancak bu milleti memnun eder. Ha bakın tam da burası. Bu iktidarın topluma bakışı, siyasete bakış, siyaset etme biçimi tam da bu duygudan. Yani biz dindarız. Ha, o eleştiri bu eleştiri filan. Ya bir de bunu muhalifler zaten aryacı. Siz onları bir tarafa bırakın. Bu kader. İşte bak daha ne istiyorsunuz? Kur'an okuyan bir bakan var. Bu memleket bunu da gördü. Duygusu üzerinden yürüyor. Bundan daha iyi bir ifadesi olamaz bunun. En baştan itibaren de zaten böyle bir dışlanmış kesimlerin işte kendi kültürel değerlerini temsil zemininde, makamında görmeyenlerin AK Parti'ye olan rağbetini açıklayan bir şeydi. Çok da anlamsız değildi. Yani bunu anlayabiliyorduk. Ama hala bir iktidarın bunca olan bitenden sonra işte yani başınıza Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı var. İşte bakan da Kur'an okuyor. Bununla niye yetinmiyorsunuz bari? Veya bu yeter bize. Bu ülkede iktidar olmak için bu yeter.
İşte zaten de İlahiyat Fakültesi mezunudur Bekir Boz'da gibi bir açıklama, izah etme, bakış tarzı AK Partisi'nin hala dini değerler üzerinden, dindarlık üzerinden oradan devşirdiği kredileri siyasi alanda dolaşıma sokmasının çok güzel bir göstergesi. Bunun karşılığı var mı? Kısmen vardır. Bakın bir tane şeylerde bu vefat eden işçilerden birinin yakınıyla röportaj yapılırken yakındaki bir kadın da işte reisimiz Allah sizi başımızdan eksik etmesin dedi. Genelde bizim milletimiz bir siyasetçiye hep yani böyle terslenmek falan gibi bir alışkanlığı yoktur. Hesap sormak gibi bir alışkanlığı yoktur. Siyasetçileri görünce Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin der. Özellikle bu iktidara karşı muhafazakar seçmenin böyle bir kredisi vardır. Ama reisimiz demiş olması benim çok dikkatimi çekti. Yani Cumhurbaşkanımız falan demiş olsa dediğim gibi makamı olan saygı. Toplumda öyle bir yaygın adab anlayışı var. Ama reisimiz demiş olması toplumda hala da bunun kısmen karşılığı olduğunu da gösteriyor. Şimdi vay işte bak ne şuursuz kadın filan demeyeceğim. Ben dışarıdan analiz etme durumunda olan biriyim. Hepimiz için bu geçerli. Yani öyle görüyorsa yani şeyin Cumhurbaşkanı onun partisi 20 küsür yıl. Oca Cumhur'u reis mi anlamında mı söylüyorsunuz yani? Yoksa Cumhur'u reis anlamında mı acaba reis? Reisimiz hoş geldiniz diyor. Vallahi ben yani bayağı Cumhurbaşkanı bir son dönem hani reis ifadesi yakıştırılıyor. Ben öyle algıladım yani Cumhurbaşkanı anlıyorum. Reisimiz demek gibi bir alışkanlık yok. Yani hala bu olaylar arasındaki bağlantıyı yani Cumhurbaşkanı'nın bu işle ne alakası var, bu siyasetle bu işin ne alakası var gibi bakılıyorsa bu iktidar siyasetinin o ölçekte bir karşılığı oluyor. Onu inkar edemeyiz. Yani dediğim gibi vay şuursuz filan demenin bir anlamı yok. Siyaset böyle bir şey. Yani insanların neye ikna olduğu ve ona göre nasıl oy verdiğiyle ilgili bir şey. O da size döner kalkar. İşte senin seçiminde ben beğenmiyorum diyebilir. Yani bunu AK Partisi'nin hala seçmeninin bir şekilde bu benim çok yadırgadığım Bekir Bozdağ'ın da çok güzel özetlediği dini semboller, dini değerler muhafazakarlık üzerinden konsolide etmesini kavramak açısından söylüyorum. O zaman oradan... Ama diğer taraf... Evet, pardon. Ben de buradan o zaman başörtüsü tartışmasına geçecektim ama diğer taraftan dediniz. Lütfen sözlerinizi. Diğer taraftan da başında da dediğim gibi şunu da gördük AK Partisi içinden bile artık yani kader mader filan deyip bu işi geçiştirmeye karşı bir itiraz, büyük itiraz yükseldi. Bunun mutlaka toplumsal karşılığı da var. Yani insanlara bir kere, iki kere o kadıncağız belki Cumhurbaşkanı'nın karşısında gördüğünde böyle söylüyor. Kafası da yani tam yatıyor mu yatmıyor mu onu da bilemiyoruz. Ama insanlar artık bu son olayda ve verilen tepkilerde görüldüğü gibi artık eskisi kadar veya AK Parti'nin beklediği kadar kadermiş ne yapalım? Onun işte Kur'an okumayı bilen bakanımız, cumhurbaşkanımız olsun gerisi hiç önemli değil. Noktasında da değil yani öyle toptancı bir şekilde de bir iki örnek üzerinden de gidip öyle bir tablo ortaya çıkarmayalım. O bakımdan bu seferki tartışmaları ben önemli buluyorum. Yani geç, dikkate alınmayacağı çok belli hali hazırda. Onun işaretleri yok. Bir de üstüne üstlük buna böyle yani dünyadaki enerji krizleri, Türkiye'deki ekonomik krizi falan kattığınızda çok sonuç alıcı olmayabilir. Ama gene de bu tartışmanın tekrar çok acı bir olayla da olsa tekrar gündeme gelmiş olması, bu sefer daha geniş bir halkadan, üstelik de kader inancına sığınmaya itirazın yükselmesi gene de önemli. Ama bu iş kazaları, bu konulardaki işte Türkiye'nin sicili geldiğimiz nokta filan açısından dediğiniz gibi aslında böyle başlı başına hani kapitalizmin sonuçları sorgulanması
bir yana münhasıran Türkiye açısından da başlı başına bir büyük tartışma veya büyük bir sohbet yapmak durumundayız. İnşallah böyle elim vahim bir vesileyle olmaz da bu acı olayın etkileri devam edecek. Belki haftaya falan daha uzun boylu. Çünkü bu böyle hani dediğimiz şeyler yani mantıklı, vicdanlı insanların, herkesin söyleyebileceği, söylediği şeyler. Hani onun ötesinde bu konuyu canlı tutmak açısından aslında bizim yani bu vesileler olmamasa da bu konuları daha geniş bir şekilde zaman zaman gündeme getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Başörtüsü meselesi Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi aslında, bağlantılı bir şey bu konuyla getirmiş oldu. Kadınların, başörtülü kadınların özellikle haklarını yasal güvenceye alacağım dedi. Bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz anayasa yapacağız dedi ama madem siz yasa teklifinde bulunuyorsunuz, biz anayasa yapacağız ama aileyi de koruyan bir düzenleme olacak bu dedi. Aileyi de koruyan bir düzenleme deyince işte özellikle muhalefet burada başörtülü kadınların haklarını güvence alırken bir yandan da işte özellikle LGBT artılar ya da veyahut işte kadınların nafaka hakkı ya da bekar kadınlarla ilgili belki rahatsız edici yaşam tarzına müdahale olacak bir düzenleme de bekliyor muhalefet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını Erdoğan'a pas vermek olarak yorumlayan ve Erdoğan'ın da o pası gole çevirdiğini savunarak eleştirenler var. Doğru bir şey yaptığını söyleyenler var bu arada. Çünkü niye? Tırnak içinde endişeli muhafazakarlar, yani toplumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaklaşmış ama bazı kazanılmış haklarının Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ve o Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği geçmişteki hatalarımız dediği o hafıza nedeniyle kazanılmış haklarının ellerinden geri alınmasından endişe duyacak endişeli muhafazakarlar diye tarif edilen, şu anda böyle yeni bir terim bu. Biz de hatta birkaç röportaj dizisi de yaptık bu konuyla ilgili. Bunları rahatlattı aslında Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyerek. Doğru bir şey yaptı diyenler de, savunanlar da var. Siz de Erdoğan'ın yeniden siyaset malzemesi yapması için bu konuyu kendisine sunulmuş altın bir tepsi olarak yorumluyorsunuz. Başörtüsü meselesi neden? Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı. Altın bir tepside sunulmuş bir fırsat olarak yorumluyorum. Evet, ben birinci zikrettiğiniz görüşe katılanlardanım. Yani başörtüsü sorunu Türkiye'de kalmadı. Bunu zaten Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani bu olay üzerine. Böyle bir sorun kalmamışken iktidarın eline böyle bir fırsat vermenin hiçbir anlamı yok. Siyasetten çok, bana sorarsanız Kılıçdaroğlu'na göre demek ki çok isabetliydi. Bana dışarıdan baktığımda sorarsanız ben de diğer pek çok insan gibi bunun siyasetten çok yanlış. İktidara koz veren, onun önünü açan, bu meseleyi tekrar kurcalamasını, körüklemesini imkan veren bir yanlış hamle olarak gördüm. Kaldı ki dediğiniz gibi onun yanına şimdi işte anayasa değişikliğinde başka maddeler eklenmesi falan gibi konu daha da başka bir noktaya gitti. Bakın asıl burada sorun bu dediniz ya muhafazakar, işte endişeli muhafazakarlar falan. Bunu çok dile getiren var. Belli ki Kılıçdaroğlu'na da bu yönde bir şekilde telkinlerde bulunmuş. O da ikna olmuş böyle insanların olduğuna. Benim kanaatim, gözlemlerim topluma ilişkin bu değil. Yani AK Partisi'nden aslında hayal kırıklığına uğramış, aradığını bulamamış, tam muhalefete verecekken ya işte bunlar da belki başımı açar filan diye kaygı duyduğu için muhalefete oy vermeyen insan sayısının yani çok 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 varsa da ihmal edilebilir olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sorun yok. Muhalefetin oylarının yükselmemesinin nedeni böyle bir takım endişeli muhafazakarların olması, oradan bunların koparlamaması falan değil. Bir kere bu nedenle, yani böyle bir söylenti var da ona inanıyor da o yüzden muhalefete oy vermiyor dediğiniz seçmen aslında AK Partisi kemik seçmeni. Bu söylentinin dolaştırılması, gündemde tutulması da aslında AK Partisi'nin kendi propaganda araçlarından biri.
bu propagandanın aklına yattığı insan ve hayatında gerçekten hani bir mağduriyet yaratacağına ikna olmuş olan insan çoğunlukla böyle gerçekten de buna yani sırf bu nedenle oy değiştirecek insan değil. Genelde kemik seçmeni AK Partisi'nin. Ortadaki kararsızların yani burada artık bir de muhafazakar seçmeni de böyle biz bir koyun gibi düşünmeyelim. Yani bugün görüyorsunuz ki işte bir sokak röportajında gördüm işte birisi bu sokak röportajlarında sansür yasası dolayısıyla yasaklanması gündeme geldiği için işte bir kızcağızla bir gazeteci kızcağızla vatandaş işte vay sizi bozguncular falan filan diye şimdiden kendi sansürünü uygulamaya girişiyor. Röportajı yapan da başörtülü iyi kandiller diye röportajı başlayan biri. Artık yani her başını örten, her muhafazakar olan insan da yani işte vay ben başımı mı açacaklar acaba filan diye böyle pasif, işte böyle her duyduğuna inanan filan bir insan filan da değil. Dışarıda duran insanlar sadece başörtüsü veya başörtüsüz, dindar veya değil. Bu kararsızlar daha ziyade muhalefetin çok net bir şey söyleyememesi dolayısıyla muhalefette kaymakta kararsız kalanlar veya gönülsüz kalanlar. Bir heyecansızlık var muhalefette bakın. Yani yoksa zaten muhalefet CHP yani CHP konusunda takık diyelim. Yani bunlar her şeyi yapar. Yarın öbür gün işte kazanımlarımızı geri alır. O zaman o masada bir sürü muhafazakar, daha doğrusu beşi de muhafazakar. Yani bir altılı masanın bir tane CHP var. Beşi de muhafazakar ve zaten o altılı masa o yüzden kurulmuş vaziyette. Yani bu dediğiniz Mahsur Ort'tan kalksın. Eğer böyle bir vitrin varsa, böyle bir ön yargı varsa CHP'ye karşı, bir tedirginlik varsa, muhafazakar tedirginliği varsa, işte buyurun efendim yani beş tanesi de muhafazakar daha ne olacak? İkinci, masadaki ikinci büyük parti, ikinci en etkin parti, İyi Parti, o milliyetçi muhafazakar kökenden geliyor. Saadet Partisi, yani muhafazakarlık söz konusu olduğunda herhalde AK Partisi'yle yarışacak. Zaten onun içinden koptuğu gelenekten gelen, AK Parti'nin içinden koptuğu gelenekten gelen bir parti. İki tanesi AK Partisi'nin siyasetçileri zaten. Siyaset yapmışlar o parti içerisinde çok uzun süre. Bir tanesi Demokrat Parti. O yeni bir siyasi aktör. Ama onun da kendini dayadığı gelenek işte malum Türkiye'de sağ siyasetin ilk kurucu partisi olan Demokrat Parti'nin devamı olma iddiasında. Şimdi şartlar böyleyken ben hiçbir seçmenin yani eğer yok yani işte bu yani öpmeye niyetim yok yanağın nerede diye soruyorum deyiminde olduğu gibi zaten muhalefete oy vermeye niyeti olmayan hiçbir şekilde ikna olmayacak bir seçmen kitlesi olabilir. Bu dediğiniz tedirginlik de ancak o çevre içerisinde onların seslendirdiği ve onların ikna ettiği bir tedirginlik olabilir. Yoksa yani bir seçmenin AK Parti evet yani ben işte dindar diye verdim veya dışlanmak için evet bazı şeyleri de icraatları da çok iyiydi. Hatta şu tarihe kadar diğer AK Parti'deki siyasetçileri muhalefete geçiren siyasetçilerin de dediği gibi artık bunları benimsemiyorum. Çünkü bu noktadan sonra aslında inandığımız şeylerden uzaklaşıldı filan diyen insanların kalkıp da yani CHP acaba başımızı açar mı filan diye altılı masa kurulduktan sonra özellikle tedirginliğe kapılacağına inanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun nasıl inandırılmış olduğunu da hiçbir şekilde anlayamıyorum. Yani bu eğer altılı masadan geldiyse bu telkin, bu daha da yadırganacak bir şey. Çünkü yani kardeşim tamam bize güvenmiyorlarsa siz neyin güvencesisiniz? Niye %1'lik, %2'lik hatta %10 olmayan, seçmeni olmayan partilerle bir masa, muhalefet masası kuruldu. Bu tür bir uzlaşmanın fotoğrafını vermek için ve bunu hayata geçirmek için. O zaman siz bu seçmeni ikna edin demez mi yani Kılıçdaroğlu bunlara ikna olacak yerde? Eğer altılı masadan geldiyse bu telkin ve ikna veya öneri veya şikayet işte efendim yani bizim seçmenimiz biraz sizden huylanıyor bir şey yapsanız falan denildiyse Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin onlara dönüp ya o zaman siz seçmenimizi yani biz burada olduğumuz sürece böyle bir şey olmaz. Biz olmadığımız sürece de zaten CHP tek başına iktidar olmaz görüyorsunuz.
O zaman oylarınızı bize yağdırın kardeşim. Yani AK Parti'yi dışındasınız, kararsızsınız. Ama muhafazakarlığa ilişkin kaygınız var. İşte bizle ilgili bu alanda kaygınız olamaz. Oyunuzu o zaman bize verin diye seçmenini ikna etmesi gerekirken Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalıştılarsa onu bilemem. Bilmiyoruz hangi telkin ve hangi yani bu stratejinin gerisinde kim var. Ama işte ne bileyim işte kamuoyu araştırmacısıydı, oydu buydu filan diye. İşte böyle bir şey çıkaranlar, strateji çıkaranlar bir akıl yürütme yaptıysa bu akıl yürütme pek akıllıca değil diye düşünüyorum. Peki o zaman burada noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Lafı uzattım başka konuya vakit kalmadı değil mi? Yani biraz belki Rusya'ya haftaya mı? O zaman yaparız. Hayır be asıl başlığında da dediğim gibi yani şimdi bu maden iş güvenliği falan olunca ben çok tedirgin oluyorum. Yani 10 dakika falan konuşuyoruz. Yani bu program için demiyorum. Genelde böyle. Bir gün konuşuyoruz. İki gün konuşuyoruz. Bu rafa kalkıyor. O yüzden tereddütlü davrandım. Lafı biraz dolandırdım belki. Çünkü yani böyle biraz daha uzun uzadıya bu işi derinleştirmek lazım. Ama hepimiz için geçerli. Gündem olduğunda hani bir konuşuyoruz. Çok kısa konuşmak içimize sinmiyor. Ama çok da fazla derinleştirmiyoruz. Onun tedirginliğiyle biraz lafı dolandırdım birinci bölümde. İkinci bölümde söyleyeceğim bir şey yok aşağı yukarı bunlar. Evet belki başka konuları da kapsayabilirdik ama dediğim gibi bu zaten beni bu olay o kadar etkiledi ki benim radikalde yazmaya başladıktan yani köşe yazarı olduktan sonra herhalde yazdığım ya ikinci ya üçüncü yazı gene bir maden kazası ve iş cinayeti konusu üzerine idi. Yani diğerleri de çok önemli ama bu konu gerçekten beni çileden çıkarmış olan bir konu. Yani üzüntü duyuyorum, öfke duyuyorum. O yüzden akıl yürütme kısmını da çok dolandırıyorum belki. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu arada tam bu söylediğiniz konu da sosyal medyada siz pek kullanmadığınızı biliyorum. Evet. Söylemiş olayım. Sosyal medyada çok konuşuldu. Yani şu konu. İşte konuşacağız, bir hafta gündemimizde olacak ama sonra unutacağız. İşte Soma'yı da böyle unuttuk. İşte evet. Ermeni'yi de böyle unuttuğumuz gibi. Hani toplumun verdiği ya da veremediği tepki çok konuşuldu. Yani biz de mesela... İşte pazar günü bir sohbet odası açtık. Twitter böyle insanların birbiriyle sesli iletişim kurabileceği bir olanak sağlıyor. Adına da sohbet odası diyor. Örneğin 100 kişi geldi. Yani böyle bazen işte tamam binleri bulduğumuz ender gündemler oluyor. Ama biz bu gündemin çok daha ilgi duyacağını düşünmüştük mesela. 100 kişinin gelmesi inanılmaz şaşırttı. Bizi bir önceki gün herkes Twitter'da işte... cumartesi günü yani öfkesini filan dile getiriyordu. Dedik herhalde bu mesele kopup gidecek ama hayır bir gün bile insanların bir de onun tırnak ötesinde, içinde ateşini yani biraz daha unutmayalım ve de ayrıca devam bir gündem yaratmaya hep biz de kendi çapımızda herkes de gündemde tutmaya çalışsın dememin nedeni sadece maden kazalarına odaklanıyoruz. Bakın böyle bir tek kişinin öldüğü bir inşaat kazası da o kadar vahim bir şey ki dediğim gibi güvencesizlik bir tarafında kar hırsıyla o insanların hiçbir değerinin olmaması bir tarafında yani illa maden illa 41 kişi falan 100 kişi falan olmasına gerek yok ki bu iş güvenliği meselesi yani kar mı işverenin karı mı insanın canı mı meselesini her vesileyle ve bu örnekleri de gündeme getirerek konuşmak lazım. O da çok acıtıcı bir konu bence. Yani çok rakam olduğu zaman herkesin haklı olarak intihal etmesi. Ama kıyıda köşede birileri olunca benim öyle bir yazım vardı. Böyle minnacık bir yerde bir gazetenin bir yerinde küçücük bir pul kadar. İşte bir inşaat işçisi işte oradan düştü ve cam silerken temizlik işçisi düştü öldü. Yani bu olmamalı. Bir pul değerinde olmamalı. Ve bu sadece yani ana medya veya şimdiki iktidarın kontrol ettiği medya için söz konusu değil. Bu öteden beri böyle. Ve bunu değiştirmek de dediğiniz gibi yani sohbet odası açtıysanız daha çok insan rağbet etmesi, daha çok insanın peşini kovalaması. Sadece madenin diğer konulardaki duyarlılıklar da o yüzden diyorum. Gene uzatmayayım diyerek daha da uzatıyorum. Dediğim gibi belki haftaya, belki daha sonraki bir zaman bir zaman ayıralım ve bütün arkadaşlara da kamuya
seslenen bütün platformlarda da bunların hiç illa vahim bir kaza olmadan da hatırlanması, gündemde tutulması için ellerinden geleni yapmalarına davet ve çağrıda bulunalım. Çok teşekkürler Nuray Mert. Ben teşekkür ederim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.